Finansal zeka, finansal okuryazarlık olmadan kullanılamaz. Bu videoda finans bilginizi test etmeniz için 10 adet soru hazırladım. Cevap süreniz 5 saniye. Kaç soruyu doğru cevapladığınızı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Belki bir sonraki videoda daha zor sorular hazırlayabilirim. Herkese şimdiden başarılar. 1. Enflasyon nedir? A. Para biriminin değerinin artması. B. Para biriminin değerinin azalması. C. Para biriminin değerinin sabit kalması. Doğru cevap B. Para biriminin değerinin azalması. 2. Faiz nedir? A. Borç için ödenen ücret. B. Tasarruf için ödenen ücret, C. yatırım için ödenen ücret. Doğru cevap A. Borç için ödenen ücret. 3. Hisse senedi nedir? A. Bir şirketin borç senedi. B. Bir şirketin ortaklık belgesi. C. Bir şirketin varlık belgesi. Doğru cevap B. Bir şirketin ortaklık belgesi. 4. Döviz kuru nedir? A. İki farklı para biriminin değeri arasındaki oran. B. Bir para biriminin değeri. C. İki farklı para biriminin değeri arasındaki fark. Doğru cevap A. İki farklı para biriminin değeri arasındaki oran. 5. Borsa nedir? A. Hisse senedi ve diğer finansal ürünlerin alınıp satıldığı platform. B. Döviz alınıp satıldığı platform. C. Altın alınıp satıldığı platform. Doğru cevap A. Hisse senedi ve diğer finansal ürünlerin alınıp satıldığı platform. 6. Yatırım nedir? A. Gelecekte gelir elde etmek için yapılan para harcaması. B. Gelecekte para harcamak için yapılan tasarruf. C. Gelecekte borçlanmak için yapılan planlama. Doğru cevap A. Gelecekte gelir elde etmek için yapılan para harcaması. 7. Sigorta nedir? A. Risk karşısında maddi güvence sağlayan sözleşme. B. Risk karşısında maddi kayıp sağlayan sözleşme. C. Risk karşısında maddi kazanç sağlayan sözleşme. Doğru cevap A. Risk karşısında maddi güvence sağlayan sözleşme. 8. Emeklilik planı nedir? A. Emeklilik döneminde maddi güvence sağlayan plan. B. Emeklilik döneminde maddi kayıp sağlayan plan. C. Emeklilik döneminde maddi kazanç sağlayan plan. Doğru cevap A. Emeklilik döneminde maddi güvence sağlayan plan. 9. Kredi nedir? A. Bankadan borç para alma işlemi. B. Bankaya para yatırma işlemi. C. Bankadan para transfer etme işlemi. Doğru cevap A. Bankadan borç para alma işlemi. 10. Bütçe nedir? A. Gelir ve giderlerin planlanması. B. Gelirlerin planlanması. C. Giderlerin planlanması. Doğru cevap A. Gelir ve giderlerin planlanması.
Videomuzu beğenip paylaşarak bu tarz videoların geliştirilmesine destek olabilirsiniz. Fininvest, finansal okur yazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.